Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda nereden çıktı bu korona isimli sorunun cevabını aramaya çalışacağız sizinle birlikte. Oldukça büyük bir virüs ailesi olan koronavirüslerinin keşfi ta 1960'lı yıllara dayanmaktadır. İlk önce neden bu isim verilmiş, buna bakmakta yarar var. Korona kelimesi Latince'de taç anlamına gelmektedir. Bu virüslere mikroskop yardımıyla bakınca görülen güneşin etrafındaki korona tabakasına benzeyen görüntüsü nedeniyle korona ismi verilmiştir. Bugüne kadar bulunan onlarca koronavirüs çeşidinden yalnızca 6 tanesinin insanlar arasında bulaşıcı olduğu tespit edilmiştir. Yakın sayılabilecek olan 2002'deki SARS ve 2012'deki MERS salgınları da yine bu koronavirüs ailesinden ortaya çıkmıştır. Şu ana kadar net olarak bildiğimiz bir şey varsa o da hastalığın solunum yollarından bulaştığıdır. Korona ağzımızın arka tarafındaki ve boğazımızdaki hücrelere yerleşiyor. Diğer insanlara bulaşması konusunda da bu bölgeler oldukça önemli bir rol oynuyor. Yapılan genetik çalışmalarda bu yeni tür koronavirüsün yani 2019 nCoV'un yarasalarda yer alan SARS virüsü ile %90 oranında benzerlik gösterdiği ortaya çıkmıştır. Bütün bu bilgiler ışığında videomuzun başlığı olan nereden çıktı bu korona sorusunun cevabına gelecek olursak birçoğumuzun da bildiği üzere Çin'de bizlere oranla oldukça farklı bir yemek kültürü mevcut. Geçmişten günümüze Çin halkı çeşitli hayvan ve böcek türlerini yemeği adet haline getirmişlerdir. Bu yüzden de ülkenin birçok noktasında çeşitli hayvan pazarları mevcuttur. İlk olarak bu virüsün ortaya çıktığı Wuhan kentinde de yine bu hayvan pazarlarından bulunmaktadır. Bu hayvan pazarlarında birçok hayvanın tabiri caizse leşleri satılmaktadır. Bu hayvan çeşitleri aynı ortamda yer almaktadır. Da aynı ortamda kesilmekte ve aynı ortamda paketlenmektedir. Bu yüzden bir bakıma parazit ve bakteri üremesi için mükemmel bir ortam oluşturmaktalar. Bu mükemmel ortama herhangi bir şekilde bir insan hücresi de eklenince bu zamana kadar yarasalarda hep bulunan ve herhangi bir şekilde insana zararı olmayan koronavirüsünün yerini insanları öldürebilecek düzeyde gelişmiş bir koronavirüsü almış oldu. Şu ana kadar yapılan araştırmalar ve elde ettiğimiz bilgiler bizlere bu cevabı oluşturmaktalar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma korona hakkında daha birçok video yüklüyorum. Olacağım. Bu videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmanızı tavsiye eder ve sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. I wish that I could just forget your name now.